savaşı oldu. Teşkilatçılık ve vatan sevgisiyle vatan ve hürriyet cemiyeti kurdu. 1909'da 31 Mart olayı, rejime karşı isyan etmiş alayı, hareket ordusunu korunmayı başkanı Mustafa Kemal sevmez kolayı. Askerlik yeteneği çıkmış ortaya, milli irade fikri sert bir kaya. 1911'de Trablusgarp'ta gönüllü olarak katılmış orduya. Gazeteci kılığında karışmış araya, yerel halkı örgütlemiş rakip İtalya. İlk askeri başarısı Trablusgarp'ta, liderlik özelliği de çıkmış ortaya. Mevzu olunca vatan namı yürür, Atatürk'ün denize atar düşman adını duyunca Türk'ün. Mevzu olunca vatan namı yürür, Atatürk'ün denize atar düşman adını duyunca Türk'ün. Cephe Çanakkale cephesi, anafartalar kahramanı coşturur herkesi. 19. Tümen komutanının zaferi, cesurdur milli mücadele lideri. 1. Dünya Savaşı'nda var çıkış, 3 farklı cephede görev almış. Çanakkale, Kafkasya ve Suriye denk gelir 1915, 16 ve 17'ye. Kafkas cephesinde Ruslara taarruz, Muş ve Bitlis'i geri alıyoruz. 16. Kolordu komutanı Mustafa Kemal altın kılıç madalyasını da al. Suriye, Filistin cephesi dar, ileri görüş ile geri hamle yapar. 7. Ordu ve Yıldırım ordularıyla dünya savaşında son kez görev yapar. Mevzu olunca vatan namı yürür, Atatürk'ün denize atar düşman adını duyunca Türk'ün. Mevzu olunca vatan namı yürür, Atatürk'ün denize atar düşman adını duyunca Türk'ün. Viyana Savaşı'ndan beri geriye çekilmiş ordular, Sakarya Meydan Savaşı'nda başkomutan Mustafa Kemal, halk ve ordu omuz omuza hep beraber savaşmışlar. Zafer kazanılmış sonunda, atamız olmuş gazi ve mareşal. 1922'de büyük taarruz, başkomutanın ardından yürüyoruz. İlk hedefimiz Akdeniz, biliyoruz Yunan dostlara yüzler üretiyoruz. Askeri deha, teşkilatçı lider, ileri görüşlü ve vatansever, kararlılığıyla kazanmış zafer Mustafa Kemal en büyük önder. Mevzu olunca vatan namı yürür, Atatürk'ün denize atar düşman adını duyunca Türk'ün. Mevzu olunca vatan namı yürür, Atatürk'ün denize atar düşman adını duyunca Türk'ün.